reddetti katılmayı. İşte Ramazan, iftar ve pandemi süreci mazeret gösterildi ama Taliban'ın reddinin altında Ankara'yı halen daha Amerika'nın küçük kardeşi görmeleri ve büyük şeytan diyelim, büyük şeytanın yerel ortağı görmeleri tırnak içinde kullanıyorum. Bu önemli. Yani Afganistan'da Amerika'nın çıkarlarını bir yerel taşeron olarak yürütmeye, halen daha işletmeye çalışan bir yerel aktör olarak da algılanıyorsunuz Taliban tarafından. Bu nedenle sizi de Taliban karşıda güvenilmez ve çok da dürüst olmayan bir aktör olarak algılayabilir. Yani günün sonunda Taliban'ın Pakistan'la kurduğu ilişki gibi olmaz sizin ilişkiniz. Hani Müslüman kardeşiyiz, ikimiz de aynı istikamete bakıyoruz, aynı kıbleye dönüyoruz argümanı burada biraz zor. Hani ben görüşmüş bir insan olarak da söyleyeyim. Yani mesela Irak kuzeyinde Ensarul İslam'la, Kürt cihatçılarla oturmuş kalkmışlığım var. Gene Afganistan'da Taliban. Hani bizim onlara baktığımız perspektiften çok da bize bakmıyorlar. Onun altını çizelim. Peki ben de şunu sormak istiyorum Sayın Gürcan. Buradan bir geri dönüş var mı? Yani artık bu 14 Haziran'da Biden-Erdoğan görüşmesinde ne konuşuldu, nasıl bir anlaşmaya varıldı tam da bilemiyoruz. Tutanakları da yok ortada o görüşmenin. Yani sizin tavsiyeniz ya da partiniz iktidarda olsaydı öneriniz ne olurdu? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de zannediyorum Eylül ayında galiba değil mi? Evet, Bağdat'ta bir zirve planlandığını biliyoruz. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi'nin fikriyle Suudi Arabistan'ın, işte Esad'ın, Sisi'nin ve Erdoğan'ın aynı masada ya da Dışişleri Bakanı'nın aynı masada oturma ihtimali var mı? Böyle bir ihtimal sizce? Şimdi Afganistan'da benim anlayabildiğim Amerika bizi yalnız bıraktı. NATO ve Birleşmiş Milletler de bizi yalnız bıraktı. Afganistan'la ilgili süreçleri biz Türkiye tek başına olgunlaştıracak. Bunun altını çizelim. Yani tam da bu nedenle zaten Ankara şu anda istikşafi diyelim. İşte Pakistan ziyareti, işte Katar-Doha mekanizması üzerinden Taliban'la diyalog, müzakere çabaları. Yani şu anda Ankara'nın net bir iletişim kurma çabası var. Ve bu iletişim kurma çabası bakalım neye evrilecek, buna bakacağız. O müzakere masası kurulabilecek mi? Kurulabilecekse karşınızda muhatap kim oturacak? Taliban'ın hangi kanadı, hangi unsuru muhatap oturacak? Ve bu verilen sözler, Kabil'deki havalimanının işletilmesi. Burada bir önemli nokta da şu, bu bütün çatışma paternine baktığımızda son bir ayda, bunu sürekli vurguluyorum. Taliban'ın ilk hedefleri kuzeyde mesela gümrük kapıları oldu, sınır kapıları oldu. Güneyde de aynı şekilde sınır kapıları oldu. Yani Afganistan Emirliği ismiyle artık pasaport damgalıyor, bütün gümrük vergilerini toparlıyor. Aylık bir rivayete göre gümrükten sadece kazancı 10-12 milyon dolar. Uyuşturucu? Yaklaşık uyuşturucu hiç saymıyorum. Yani yılda 400 milyon dolar. Yıllık kazancı 150-200 milyon dolar deniyor. Yani bir silahlı devlet dışı aktörden çok daha ötesini konuşuyoruz şu anda. Bir de dediğim gibi arkasında Pakistan devlet aklı ve devlet desteğini de koyalım. Şimdi buradan şuna gelmek istiyorum. Yani Taliban'la olan müzakerelerde Ankara yalnız. Çok da böyle Amerika, NATO, Birleşmiş Milletler, Rusya, Çin çok da ben yardımcı olacaklarını düşünmüyorum. Artık Ankara kendi özgül kitlesi ve gücüyle POTA, işte Doha'yla, Katar'la, Pakistan'la, belki işte Orta Asya ülkelerinden birkaçıyla ne yapabiliyorsa onu yapacak. Burada acaba bir masa kurabilecek miyiz? Bu masadan çıkan kararlar çerçevesinde asker oraya gönderilecekmiş gibi duruyor Mehmetçik. Gönderildiği zamansa yani Taliban'ın sözlerine ne kadar güvenilir? Keşke, ben bunu vurguluyorum. Yani şu anda Türkiye'nin dış politika çıkarlarında, önceliklerinde Afganistan ne kadar önceliklidir? Bunu bir sormak lazım. Mesela Özlem Hanım, 3 ay önce bizim Afganistan sorunumuz var mıydı? 14 Haziran zirvesinden yoktu. Önce. Yoktu. Yani hiç gündemimizde bile değildi. Seneler önce bir Suriyeli sığınmacı sorunumuz da yoktu Sayın Gürcan, maalesef. Geçen yıl tam da bu zamanlar biz Libya'yı konuşuyorduk. Hani bir Sirte Cufra taarruzuyla en önemli beka meselemiz olan Libya'da bir fethiye hazırlanıyorduk. Büyük bir askeri harekat olacaktı ve Libya'da yani hem sahada hem de masada çok büyük kazanacaktık. İşte bakın, bu savrulmalar
İşte bunu ben dediğim gibi Türk dış politikası olarak ve Türkiye'nin âli çıkarları olarak olayları anlamlandırmaya çalıştığımda tam anlamlandıramıyorum. Ama dediğim gibi bu savrulmaları ancak tek kişinin siyasi bekası için yürütülen dış ilişkiler paradigmasından veya perspektifinden baktığınızda daha iyi anlamlandırabiliyorsunuz. Amerika ile ilişkiler köşeye sıkışmış durumda. Mesela kasa yaptırımları şu anda yakıcı şekilde hissedilmeye başlandı. Çünkü stokları harcadık. Artık Türk savunma sanayisi ithal ikame biliyorsunuz. Yurt dışından özellikle Amerika'dan gelen yarı mamuller ve ham maddelerle ayakta duruyor. Şimdi kasa yaptırımlarının biraz yumuşatılması lazım. S-400 meselesi kadim kronik kansere dönüştü. Toksik bir zehirlenme arttık bünyede yapmaya başladı. Bunun yanında özel dosyalar var malumlarınız. Halklandır şudur budur Amerika ile ilişkilerde. Yani Biden'la bu konuları konuşabilmek için Biden yönetimiyle elinizde güçlü kozlar olması lazım. Yani Afganistan'da ben sana yardımcı olurum. Bak ben bu işi hallederim. Ciddi bir koz gibi duruyor ama işte bunu nasıl yapabiliriz? O nasıl sorusu çok kritik bir soru. Bu nasıl sorusunda da Afganistan şu anda akın akın Türkiye'nin içine doğru da akıyor. Bunu da söyleyelim. Suriye'deki en büyük sıkıntı oydu. Bakın Suriye bizim içimize aktı. Evet. Şimdi Afganistan içimize akıyor. Ve biz aslında taraf olarak oradaki çatışmalara, bu çatışmaları içeriye de taşımış oluyoruz. Mesela şu anda Esad'da yani hani yumuşama Şam yönetimi diyoruz. Türkiye'de aslında sürgünde bir Suriye özel, yani Suriye hükümeti var. Yani siyasi diasporalar geldiği zaman bunlar da hükümetleşiyorlar. Şimdi Afganistan'dan gelen sığınmacılar mesela Taliban'a karşı Türkiye'de bir siyasi yapı kursalar, sürgünde bir hükümet kursalar, hatta silahlı bir güç haline gelseler, Afganistan'da bir mücadele başlatsalar, mesela kuzeydeki işte Türk kökenliler, işte Raşit dostum, bakalım o Mezar-ı Şerif'te şu an hazırlanıyor. Ankara'dan ben yardım talep ettiğini yani kestirmemek mümkün değil. Acaba Ankara yardım edecek mi? Yani burada şuna geliyoruz tekrar. Taliban'la müzakerenin de o sıkıntısı var. Yani Afganistan'da siz biraz daha böyle etnik, mezhepsel ve dini yaklaşmadan dürüst arabulucu olarak tüm taraflarla diyalog ve doğrudan çatışmasızlık ve istikrarı destekleyecek bir kendinize diplomatik misyon belirlemeniz lazım. Ama evet. Bu Kabil olayı, Amerika'ya verdiğimiz sözler, işte Bağdat'taki gibi bir green zone, bir yeşil bölge, ben sana Kabil'de yaparım, havalimanını elçiliklere bağlarım, o yolu da güvenlik altına alırım. Bu sayede Batı misyonları Amerikan Büyükelçiliği Kabil'de kapanmaz sözünü veriyorsanız, bu da ister istemez bu sizin yani daha yukarıdan dürüst arabulucu, tüm taraflarla eşit ilişki kurmaya çalışan arabulucu rolünüzü çok ciddi zedeliyor. Afganistan'da taraf olan bunun bedelini çok ağır ödüyor efendim. Bunu net biliyoruz. Yani orası zaten tam da o yüzden medeniyetlerin veya büyük güçlü süper güçlerin mezarlığı mesela olarak kabul ediliyor. Bir de Afganistan bir mutfaktır. Bunu mutlaka yani bu benim temel argümanlarımdan bir tanesi. O mutfakta her türlü yemeği pişirebilirsiniz. Ama o pişirdiğiniz yemeğin kokusu günün sonunda mutlaka sizin ülkenizde sizi bulur. Yani bu çok önemli. O nedenle Afganistan'daki bütün faaliyetlerimizde çok azami, dikkatli olmamız ve çok ciddi risk analizleriyle ve ihtimali planlamalarla hareket etmemiz gerekiyor. Peki içerideki risk analizini yaparsanız, yani Altındağ'da yaşanan olayları gördünüz, az önce ekrana getirdik. Bu da son stadyumda mültecileri istemiyoruz diye slogan atıldı Beşiktaş-Rize maçında. İçeride ne bekliyorsunuz? Efendim şimdi burada bunlar çok hassas sinir uçları. Yani sığınmacı düşmanlığı, yani aşırı böyle akımlar, bunlar bütün dünyada yükselişte ama Türkiye'de çok ciddi biliyorsunuz sinir uçlarına dokunuyor bunlar. Etnik, mezhepsel, ideolojik ve yabancı düşmanlığı. Hani bu sinir uçlarına dokunan mevzular, sokaklarda yani bu işlerin olması, Altındağ olayı, daha sonra bunu tetikleyebileceği farklı olaylar, yani ben açıkçası çok endişe ediyorum. Yani bunu net olarak söylememiz lazım. Burada belki önemli olan nokta şu, yani şimdi belki yani bir PKK ve terörle mücadele olayının ötesinde hani böyle bir sığınmacı veya Türkiye'deki yabancı düşmanlığını körükleyerek yeni bir sinir ucu yaratmak ve bunu istendiği zaman kaşıyıp güvenlikleştirerek bunu siyasi tüketim için kullanmak
için mi acaba bunlar yapılıyor sorusunu da insan sormadan edemiyor. Yani bunun altını çizmek lazım. Günün sonunda yani burada güvenlik sağlayan temel birim devlet ve bu insanların da uluslararası hukuktaki tam karşılığı geçici koruma kapsamındaki düzensiz sığınmacılar. Yani geçici koruma çok önemli bir kavram. Bu kavramın altını doldurmak lazım. Uluslararası hukukta da Türkiye büyük sıkıntılar yaşayabilir bu konuda. Ama ne yazık ki iktidarın bu konuyu çok da önceliklendirmediğini, ya yapamadığını ya da yapmak istemediğini görüyoruz. Bu da ister istemez bizi çok üzüyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Metin Gürcan'a, Deva Partisi kurucusu ve aynı zamanda hem dış politikada hem de askeri güvenlik ve strateji alanında uzman bir isim. Teşekkürler ediyoruz Afganistan dostlarımıza.